Merhabalar. Asidik, bazik ve nötr tuzlarla ilgili bir deney gerçekleştireceğiz. Bahsetmek isteyeceğimiz kavramlar asitlik, bazlık, nötrleşme, nötralizasyon tepkimeleri, pH değerine göre asidik ve bazik olanların renk değişimine uğraması ile ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi biz nötrleşme tepkimesinden bahsedersek, bir asitle bir bazın birbirleriyle nötrleşerek açığa su ve tuz çıkarması olarak tanımlıyorduk. Her asit baz tepkimesi nötrleşme tepkimesi değildi. Nötrleşme olmanın ön koşulu ortaya bir su çıkarmaktı. Çünkü NH3 gibi susuz baz diye adlandırdığımız içerisinde OH iyonları içermeyen bir bazımız da mevcuttu. Ve tabii ki amonyaklı tepkimelerimizde su açığa çıkmıyordu. Bu yüzden nötrleşmede su koşulu bizim için önemli. Burada tuzlar oluşurken bugünse oluşan tuzlarımın asidik ve bazik karakterlerine bakacağız. Yani bu demektir ki tuzlar tamamen nötr olmayabilir. Bazı tuzlar asidik, bazı tuzlar da bazik karakterli olabilirler. Bunları ortaya çıkarken biz şöyle diyoruz. Prototip olarak, tuz olarak biz her zaman sodyum klorür, yani NaCl sofra tuzu olarak bildiğimizi kullanırız. Bir tuzun asit baz özelliklerini tahmin etmenin de kolay bir yolu var. Bu da tuzu oluşturan ebeveyn asit ve bazların kuvvetleridir. Yani güçlü bir asitle güçlü bir baz bir araya gelirse nötr tuzumuz oluşur. Zayıf bir asitle güçlü baz gelirse bazik karakterli olur. Güçlü bir asitle zayıf baz bir araya gelirse güçlü asit olur. Yani ebeveynlerden hangisi, asit bazlardan hangisi güçlüyse tuzum da o karakteri gösterir. Bugün sizler için bu deneyi gerçekleştireceğiz. Evet, bu deneyde güvenlik önlemleri olarak nelere dikkat ettiğimden bahsedeyim. Evrensel indikatör diye bahsettiğimiz pH 7'de yeşil rengi veren bu malzememizi alkol içerikli olduğunu ve yanıcı olduğunu bildiğim için etrafında yanmasına sebep olacak bir şey bulundurmuyorum. Daha sonra alüminyum klorür, amonyum klorür ve sodyum fosfatın tahriş edici özelliğini bildiğim için şu gördüğünüz lateks eldivenleri kullanacağım birazdan. Bir de alüminyum klorür tuzumu tercih ederken susuz olarak tercih ettim, toz halinde tercih ettim. Çünkü su ile aşırı reaktif davranarak bir tepkimeye sebep olabilir. Zaten havayla da teması sırasında hidroklorür dumanı açığa çıkabilir diye düşünerek bu önlemlerimizi gerçekleştirdik. Malzemeleri sayarak devam edebiliriz. Malzemelerimiz içerisinde 5 tane petri kabımız var. Gördükleriniz borosilikat kaplar. 250 milim kaynatılmış soğutulmuş suyumuz var. Her bir kapa ayrı bu gördüğünüz spatulalardan kullanıyoruz ki asitlik baziklik birbirine karışmasın. Pasteur pipetimiz var. Bu da evrensel indikatörümüzü eklemek için kullanacağız. Daha sonra şu gördüğünüz evrensel indikatörümüz var. pH 7 olduğu zaman yeşil rengi verecek bizlere. Alüminyum klorür tuzumuz var. Sodyum klorür tuzumuz var. Şu gördüğünüz tuzlar var. Şöyle gösterebilirim. Evet, kim var? Sodyum klorür, sodyum karbonat, amonyum klorür ve sodyum fosfat tuzlarımız mevcut. Deneyin yapılışından bahsedelim. Şimdi gördüğünüz petri kaplarıma 5'er gram tuzlardan ekleyeceğim. Daha sonra 250 milim suyumu kullanacağım. Daha sonra indikatör ekleyeceğim. 250 milimin içerisine 50 milim indikatör ekleyeceğim. Yeşil rengi elde ettikten sonra da 5 ayrı petri kabıma dağıtacağım. Sonra da 20 mililitre olarak dağıtacağım. Sonra da 1'er gram tuzlarımdan ekleyerek sırasıyla elde ettikleri renklere bakacağım. Sonra elde ettikleri renklere göre asidik ve bazik olarak birbirinden farklı karakterli olduklarını anlayacağız. Deneyimize başlayabiliriz. 250 milim kaynatıp soğuttuğumuz suyun içerisine universal indikatörümüzden 6 milim ekledik ve yeşil olduğunu gördük. Yeşil olması bizim için önemli. pH'ının 7 ve nötr olduğunu göstermek için önemli. Sonra petri kaplarımıza şekildeki gördüğünüz gibi bunların 5'ine de böldük. Şimdi ne yapacağız? Bu petri kaplarının her birini farklı tahta çubuklarım yardımıyla
Ayrı ayrı tuzlar ekleyip karıştıracağım. Ve eklediğim her bir tuzun renginin birbirinden farklı olmasını ya da yaklaşık olmasını da görebiliriz. Buradan neyi anlamış olacağız? Tuzlarımızın da her zaman nötr olmadığını, bahsettiğimiz gibi ebeveynleri olan asit ve bazların hangisi güçlüyse, asiti güçlüyse asidik bir tuz olduğunu, bazı güçlüyse de bazı güçlü bir tuz olduğunu, bazı karakterli olduğunu göreceğiz. Şimdi teker teker ekleyelim. Kimle başlıyoruz? Sodyum klorürle başlıyoruz arkadaşlar. Sodyum klorürü ekledim. Daha sonra amonyum klorür tuzumu ekliyorum. Daha sonra sodyum karbonatımı ekliyorum. Karbonat yapısı bizim pastalarda da kullandığımız karbonatlara benziyor tabii ki. Ekledim. Evet, sırada kim var? Sodyum fosfat var. Onu da ekliyorum. Evet. Renk değişimi başladı bile gözle görülebilir. Ve alüminyum klorür ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi alüminyum klorür havayla teması sırasında açığa nasıl gaz çıkışı gerçekleştiği tekrar bakın. O yüzden dışarıda gerçekleştiriyorum deneyimizi. Evet. Şimdi bunları ayrı çubuklarla karıştıracağım. Görebiliyorsunuzdur. Sodyum klorür eklediğim yeşil kaldı. Neden? Çünkü ebeveynleri güçlü asitler. Yine farklı bir çubukla karıştırıyorum. Daha sarıya yakın bir renk. Burası tamamen sarı bir renk. Burada pembe bir renk. Buradaysa mor bir renk oluştu. Evet. Şöyle daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. 5 tane tuzumuzdan 5 farklı renk elde ettim. Bu demektir ki birbirlerinden farklı pH'lara sahipler. Bu demektir ki her tuzumuz nötr değildir. Şurada gördüğünüz sadece yeşil kalan sodyum klorür tuzumuz nötr çıktı. Pembeye yakın olanlar daha asidik bir tuz. Mor olan daha bazik bir tuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sağlıklı günlerde laboratuvarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.